utangaçlığın sebepleri nelerdir ve nasıl ortadan kaldırılabilir? Şimdi şöyle, ben hep diyorum ya, doğduğumuzda aslında biz utangaç falan değiliz yani. Yaşadığımız ortam, çevre, aile, onların şeyiyle biz gelişiyoruz. Yani bilinçaltı programlamamız onların enformasyonlarıyla, bilgileriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanlar bu bilinçaltı programlama sırasında çevrenin etkisiyle falan utangaç olabiliyorlar. Kendine utangaçlı bir noktadan sonra da kendine güveni olmamasıdır. Özgüveninin olmamasıdır. Ha, bunun içinde en büyük problem işte o çevre faktörü. Mesela ailesi şeydir, diyelim ki mütevazi bir ailedir, dar gelirli bir ailedir, özgüveni yoktur, başarılı olamamıştır, maddi sıkıntılar çekiyor. O da onun aynı şeyi kopyalayabilir. Oradaki karakteri, oradaki yaşam tarzını. Veyahut da çevreden işte insana böyle işte sen salaksın, sen aptalsın. Hani var ya öyle bazı ailelerde, çevrelerde küçük görme veya şey yapma. Ve insan bunu hissileştirdiği zaman, içine attığı zaman özgüveni kaybediyor ve utangaç oluyor. Kendini ifade edemiyor. Ve bu başarı için çok önemli faktörlerden biridir. Gerçekten bir insanın utangaç olması, düşüncelerini ifade edememesi demektir. Potansiyelini ortaya çıkaramaması demektir. Yaşaması gereken hayatın çok küçük bir kısmını yaşaması demektir. Elde edebileceklerinin çok küçük bir kısmına ulaşabilmesi demektir. Ya budur yani. Özgüven, utangaçlık. Bunlar bizim hayatımızda olmazsa olmazlardır. Bunları aşmak lazım. Bunları nasıl aşıyoruz? Biz onun için bu mantra yazıyoruz. Diyoruz ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Aslında bizim bilinçaltımız, bizim utangaç olduğumuzu, özgüvenimizin yetersiz olduğunu, bazı programlamaların olduğunu bilir. O hataları biliyor aslında. Ama nasıl tedavi edileceğini bilmiyor. Normalde siz bu mantrayı yazdığınız zaman ona yol gösteriyorsunuz. Diyoruz ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Bunu dedikçe o size fikirler veriyor. Şunu yapalım, şunu becerelim, şunu şöyle yaparsak daha iyi olur. Ve başarılı oldukça özgüveni geliyor insanın. Özgüveni geldikçe utangaçlığı gidiyor. Kendini ifade etmesi değişiyor. Yani yapmakla, başarılı olmakla o utangaçlıktan kurtuluruz. Denemek lazım. Üstüne gitmek lazım. Yani bu böyle ben utangaçım, ben değersizim diyerek işin içinden çıkamayız. O zaman hep öyle kalırız. Onun için bilinçaltı nasıl o programlama yapılmışsa onun programlarının değişmesi lazım. Bunun için de ben yöntemi anlatıyorum her zaman. Mantra yazma. Mantra bilinçaltı programlarımızı değiştiren bir sistemdir. Pozitife dönüştüren bir sistemdir. Bu mantramız, bizim mantramız. Diyor ki bugüne kadar hep negatif empozeler altında yetişmiş olabilirsiniz. O önemli değil. Mühim olan bugün ne olduğunuzdur. Dünden bir şey çıkmaz. Bugün neyi ekerseniz onu biçersiniz. Dolayısıyla da biz mantramızı yazacağız. Bu utangaçlıktan, özgüven yetersizliğinden falan kurtulmak istiyorsak mantramızı yazacağız. Ve her gün biraz daha kendimize güvenimiz artacak. Ve her gün daha rahatlayacağız. Ve her gün daha mükemmel bir hale geldikçe bunu hissedeceğiz. Atıyorum fiziksel olarak, atıyorum mental olarak, atıyorum ekonomik olarak. Bunlar geliştikçe kendimize güvenimiz de artacak. Bununla beraber diğer faktörler de ortadan kalkacak. İşte özgüven yetersizliği, işte utangaçlık, kendini sevmeme hali falan. Demek ki ne yapıyoruz? Düzenli olarak her gün, günde en az 150 kere mantramızı yazıyoruz. En az 150. Ve bu programlamaları siliyoruz, çöpe atıyoruz eski programlamaları. Bize daha önceden empoze edilmiş, daha önceden beynimize yerleştirilmiş o negatif programlamaları atıyoruz. Biz yeni bir program yazıyoruz ve hayatımızın direksiyonuna geçiyoruz. İşte o zaman siz hak ettiğiniz hayatı yaşarsınız. O zaman siz hak ettiğiniz şeylere ulaşırsınız. O zaman siz gerçekten mutlu olursunuz. Ne yapıyoruz o zaman? Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz diyoruz. Hoşçakalın.